Bu arada Güneydoğu'da Özgür Özel'in gezisi var. Onu izleyen arkadaşlarımız Özgecan Özgenç ve Ferit Aslan bize değerlendirecekler. Ankara'da grup toplantılarında özellikle İyi Parti grubunda da gündem Bahçeli'ydi. Bunu Mahir anlatacak, Bağış anlatacak. Bu arada DEM Parti'de neler oluyor onu arkadaşımız Berfin Bayır anlatacak. Ve son olarak İstanbul'da muhabir arkadaşımız Ayşegül Karagöz iki ayrı semtte halka sordu. Ne diyorsunuz Bahçeli'nin Abdullah Öcalan hakkında söylediklerini diye onlara bakacağız. Evet, bir Bahçeli, Öcalan, Özgür Özel, Kürtler ağırlıklı tamamen bundan ibaret aslında bir yayınla karşınızdayız. Ve sizden ricamız YouTube'da Medyaskop'a abone olmayı unutmamanız değilseniz tabii ki. Evet, önce Özgür Özel'in dün gece indi Diyarbakır'a, bu sabah başladı faaliyete. Diyarbakır'da şu ana kadar neler yaptı, neler söyledi onlara bir bakalım. Sonra Özgecan ve Ferit bize oradaki havayı anlatacak. Şimdi bu konuyla ilgili sen gerçekten şeref ettiniz bize. Hoş geldin. Senin gelişin gerçekten bizim için bir moral, bir motivasyon değil. Çünkü bize bir durumumuz oldu. Ama emin ol, benim sana soracağım bir sorum var. Sen Selahattin Demirtaş, Selahattin Bey'in yanına gittiniz. Başkanımızın yanına gittiniz. Ama durumu nasıldı? Onu öğrenmek istiyorum. Çok bir halk olarak, bir muhtar olarak. Yanına gittim. Hem onu hem Selçuk Mızraklı'yı. Selahattin Bey 3 dönem önce buranın milletvekiliydi. Sonra İstanbul. Selçuk Bey de buranın milletvekiliydi. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı iken onu almışlardı. Onlara uğradık geldik. İkisi de gayet iyi. Buralara geleceğimi biliyor. Soranlara selam ettiler. Ben kendisine dediğim şekliyle söyleyeyim. Sanki 8 yıldır orada değil de dün girmiş ve yarın çıkacakmış gibi gördüm yani. Hem sağlığı yerinde, hem sürekli okuyor, çalışıyor, araştırıyor, öğreniyor. Hatta bana şöyle bir şey söyledi. Burada sürekli çalışıyorum dedi, günde 10-12 saat. Hem kitap okuyor, yazıyor, gündemi takip ediyor. Ayrıca saz biliyordu, başka enstrümanlar çalmayı da öğrenmiş, çalışmış. O kadar çok çalıştım ki hapis yatmadım, yatarım dolmadı, ondan çıkamıyorum. Böyle yani çok şeydir. Çok selamlarını. Müsaadenizle çayı da gençlerin yanında içeyim şöyle. Bu da. Evet, Selahattin Demirtaş'a gitmişti pazartesi günü. Daha sonra Diyarbakır'a gitti. Tabii bu onun için iyi bir doping oldu. Çünkü Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın çok büyük bir havası var. Öyle değil mi? Özgecan, ne diyorsun? Selahattin Demirtaş gündemde. Tabii bir diğer gündemde Bahçeli. Ama önce sen bir şeyi anlat. Ankara'dan beraber geldiniz CHP heyetiyle. Bayağı kalabalık bir grup, değil mi? Oldukça kalabalık bir CHP heyeti burada. Ruşen Çakır aynı uçakta seyahat ettik. Gerçekten sağımız solumuz milletvekili bir seyahat oldu bizim için. Hatta şu anekdotu da izleyicilerimizle paylaşalım. Abdullah Zeydan ve Neslihan Demir sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam Van Büyükşehir Belediye eş başkanları aynı otobüsteydi. Özgür Özel selam verdi iki eş başkana. Pazar günü de sizinleyiz dedi, programın devamında pazar günü Van'da olacak Özgür Özel ve CHP heyeti. Bu şekilde selamlaştı Zeydan'la. Benim uçakta görebildiğim 5 genel başkan yardımcısı vardı. Burada kendisini başka karşılayan daha fazla CHP kurmayları da vardı. MYK'nın yarısı neredeyse burada diyebilirim. Çok fazla milletvekili var. Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Tahir Elçi'nin eşi CHP milletvekili Türkan Elçi de sürekli yanında, özellikle esnaf gezisinde sürekli yanındaydı. Buraya gerçekten bir çıkarma yapmış diyebiliriz. İstanbul'dan ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, pek çok isim burada CHP heyetiyle birlikte temasları sürdürüyor. Ferit, sen yıllarca Diyarbakır'da parti liderleri gördün, CHP liderleri de gördün. Hatta Kılıçdaroğlu da birkaç kez geldi. Ben de bir tanesini izlemiştim, onlardan birisini. Bu CHP ziyaretinin daha önceki CHP ziyaretlerine benzerlikleri ve farklılıkları nedir?
En büyük farklılığı şuydu, CHP'nin genel başkanı Özgür Özel yanında 30 milletvekiliyle beraber belki de ilk rahat bir gezi yaptı. Yani böyle sıkıntısı olmayan, bağcıları olmayan, sınırı olmayan, çizgileri olmayan rahat bir gezi yaptı. Bu geziyi niye rahat diyoruz? Çünkü biliyorsunuz 2 hafta önce Devlet Bahçeli'nin mecliste DEM partilerle tokalaşması, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu girişimi desteklemesi, yeni bir çözüm süreci başlıyor mu tartışmaları yapılırken, dün Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında üst seviyeden el açması ve Öcalan gelsin DEM Partisi'nin grup toplantısında konuşsun, örgütü lağvetsin demesinden sonra bir anlamda siyaseten bir şok yaşanıyor burada ama diğer taraftan da CHP liderinin buraya yapacağı, CHP ekibinin buraya yapacağı ve 6 ili kapsayan 5 gün süren gezide elini rahatlattı diyebiliriz. Belki de bugüne kadar gelen genel başkanlar arasında Kürt meselesi ve çözümü konusunda en rahat cümleleri kuran Özgür Özel diyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda son dönemlerde önemli çıkışları vardı ancak bazı açıklamalarında yine devlet aklı ve devletin bazı kurumlarıyla ilgili bazı endişeleri nedeniyle bazı cümleleri net rahat kuramıyordu. Ancak bugün sabahki kadın STK temsilcileriyle yaptığı kahvaltıdan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamalara bakıldığında Özgür Özel'in belki de bugüne kadar CHP genel başkanlarının yaptığı en rahat ziyareti siyaseten söyleyebilirim Rüya Çakır. Evet Özgecan sana sorayım. Ferit'in söylediklerinin devamı anlamında sürekli izliyorsunuz ve sürekli bir takım videolar yayınlıyoruz Özgür Özel'den. Hem Selahattin Demirtaş hakkında, Kürt meselesi hakkında el yükseltti değil mi? Bahçeli'nin elini yükseltti, devlet teklif ediyorum Kürtlere dedi vesaire. Şimdi Özgür Özel'in genel başkan olduğundan bu yana baktığımız zaman Kürt meselesi konusunda biraz ürkek olduğu yolunda yorumlar yapılıyordu. Şimdi daha açık, net konuşan bir Özgür Özel mi görüyoruz? Bunda tabii ki Bahçeli'nin son adımlarının, çıkışlarının etkisi var mı sence? Ruşen Çakır, aslında 4 Kasım 2023'te göreve geldiğinden bu yana Özgür Özel hem DEM Parti ile hem de Kürtlerle sürekli şeffaf ilişki vurgusu yapıyordu. Bugünkü kadar elbette açık konuşmuyordu veya daha köşeli cümleler kurmaktan çekiniyordu. Ancak kayyumlara tepkisi, yerel seçimlerden sonra Van'da Abdullah Sayı'dan aleyhine yürütülen süreçteki tepkisi, burada Hakkari'ye kayyum atanmasından sonraki tepkisi, sürekli şu cümlelerle Özgür Özel'in eleştirdiği bir şeydi. İstanbul'da, İzmir'de Yurttaş kendi belediye başkanını seçerken Diyarbakır'da, Hakkari'de seçemeyecek mi? Sözlerini 4 Kasım'dan bu yana özellikle 31 Mart seçimleri öncesinde de sıklıkla duyuyorduk. Güncel siyasetin gereği olarak Kürt meselesine değindiği noktalar oluyordu. Ancak bugün bir Kürt sorunu tarifi üzerinden çok daha açık ve net cümleler kuruyor. Bugün sabah Ferit Aslan'ın az önce bahsettiği kadın STK'larla, 24 kadın sivil toplum kuruluşuyla yaptığı toplantıdan sonra şunu söyledi Özgür Özel. Kürt sorunu olup olmadığına Kürtler karar verir, devlet karar veremez dedi. Bugünün en önemli cümlelerinden birisi buydu. Genel olarak bir tutarsızlık olduğunu söyleyemem elbette bir senelik Özgür Özel'in genel başkanlık performansında. Ancak şu gün, işte son birkaç gündür Bahçeli'nin 1 Ekim'den bu yana, o el sıkışma meselesinden bu yana Özgür Özel'in çok daha geniş bir söylem alanı olduğunu biz de yakından gözlemleyebiliyoruz. Ferit, şunu sormak istiyorum. Şimdi belediyeyi ziyaret edecek, eş başkanlarla buluşacak. Mardin'de ve Van'da da aynı şekilde yapacak. Bunu biliyoruz. Bir temas olacağını biliyoruz. Birazdan Ahmet Spor'u ziyaret edecek galiba. Sen ne diyorsun? Orada DEM Parti tabanı ve kadroları ne diyor CHP ve Özgür Özel hakkında, bu ziyaret hakkında? Yani gelsin, görsün ve dönsün mü diyorlar, yoksa bir heyecan, ilgi var mı? En son biliyorsun DEM Parti eş genel başkanları gazetecilerle yaptıkları toplantıda yeni bir süreç olacaksa burada CHP muhakkak olmalı diye ısrarla vurgulamışlardı. DEM Parti tabanının CHP'ye bir ilgisi var mı, yoksa güvenmiyorlar mı? Aslında Ruşen Çakır, öncelikle şunu söylemek lazım. Özgür Özel'in Edirne'ye gittikten sonra Edirne'de bulunan Selahattin Demirtaş'ın mahalleleri olarak değerlendirilen, yani en çok sevildiği, en çok sözünün geçtiği, karşılığının olduğu
illere gelmiş olması Özgür Özel açısından ve DEM Parti açısından bir avantaj. Özellikle cezaevinden çıktıktan sonra Özgür Özel'in yaptığı açıklama çok önemli. Yani her konuda, Kürt sorunu başta olmak üzere her konuda Demirtaş'la mutabaka sağladıklarını söylemesi de önemli. Dediğim gibi Diyarbakır'a geldi, bugün önce valiliğe gitti. Daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Diyarbakır'ın kalbi sayılır Tarihi Sur ilçesinde. Esnafların kendisine ilgisini olduğunu söyleyebilirim. Zafer işareti yaparak kendisini selamlayanlar vardı. Orada esnaflarla tek tek görüştü, sorularını dinledi. Daha sonra dört ayaklı minarenin oraya gitti. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçin'i öldürüldüğü yere gitti. Orada da insanlar, az önce videoda verdik medyaskop olarak, insanlar Selahattin Demirtaş'ı sordular. Yani en son cezaevinde siz ziyaret ettiniz, durumu nasıl diye. Dediğim gibi bir anlamda CHP'nin elini rahatlatan, aslında DEM Parti halen de aynı fikirde. Eğer bu mesele çözülecekse, mecliste bu mesele çözülecekse, bu meselenin çözümünde CHP de rol almalıdır, CHP de olmalıdır diye. Ama burada şu şekilde yorumlar da yapılıyor. Özellikle Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı konuşmada ne Kandil ne Edirne, DEM Parti ve İmralı ile bu mesele çözülsün demesiyle birlikte sanki Demirtaş'ın Bahçeli'nin açıklamasına bakılırsa Demirtaş'ın bu denklemin dışında tutulmaya çalıştığı şeklinde algılayanlar var. Bunu CHP ve Özgür Özel'e bir mesaj olarak da değerlendirenler var. Ama dediğim gibi şu ana kadar CHP liderinin Diyarbakır'daki ziyareti sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'da öğle saatlerinde tekstil OSB'ye gitti. Orada fabrikada işçilerle yemek yedi. Daha sonra Diyarbakır'daki iş insanlarıyla kısa bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Şimdi Ahmet Spor'a gelecek. Tabii Ahmet Spor biliyorsunuz Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin en hassas olduğu bölge, aslında en heyecan veren bir kulüp. Ahmet Spor'un geçen yıl şampiyon olmasının da özellikle son maçlarda Özgür Özel'in önemli katkısı olmuştu. Ahmet Spor'un gittiği Giresun ve Soma deplasmanlarında belediye başkanlarının CHP'li olması nedeniyle Özgür Özel ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanıkkul'un devreye girmesiyle hiçbir sorun yaşanmadan, seyirci yasağı olmadan Ahmet Spor bu maçlardan puan almıştı ve daha sonra şampiyon olmuştu. Ve şampiyon olduktan sonra da Ahmet Spor'u ilk kutlayan siyasi lider Özgür Özel olmuştu. Bu anlamıyla bu ziyaret önemli. Bu ziyarette de Ahmet Spor'un üzerinde ismi yazılı forması kendisine hediye edilecek. Buradan çıktıktan sonra il başkanlığına gidecek. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarını belediyede ziyaret edecek. Akşam da Diyarbakır'da kent konseyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Yani bu saate kadar gezisi herhangi bir sorun yaşanmadan gayet normal bir şekilde ve esnafların da kendisine ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yani artık siyaset kurumuna son yıllarda bölgedeki insanların güveni düştüğü için işte bundan biri 10 yıl önce bir siyasetçinin geldiği ilgi olmasa da en azından bir reaksiyon, bir tepki, bir provokasyon, bir olumsuzluk şu ana kadar olmadı Rüşen Çakır. Bundan sonra da olmamasını temenni ediyoruz. Özgecan, Ferit bugünkü Diyarbakır programını anlattı. Akşam en son kent konseyi var. Sonra siz gazetecilerle sohbet edecek galiba. Yarından sonra yola çıkıyorsunuz tekrar ve birçok yeri geziyorsunuz. Hızlıca anlatır mısın hangi iller var ve bunlardan iki tanesinde Mardin ve Van'da eş başkanlarla görüşeceğini biliyoruz ve anladığım kadarıyla Mardin'de Ahmet Türk tarafından bayağı ciddi ağırlanacak. Çünkü programda baktım konak monak gibi şeyler yazıyor. Nedir bundan sonra olacaklar? Yarın sabah Diyarbakır'dan Batman'a hareket edeceğiz Ruşen Çakır. Hasankeyf ilçe belediyesi CHP'nin 31 Mart'ta kazandığı bir belediye. Orada bir ziyaret olacak ve burada yurttaşlara seslenmesi planlanıyor. Öğleden sonra Mardin'e hareket edeceğiz hep beraber. Burada yine il başkanlığı ve valiliği, Mardin valiliğini ziyaret edecek. Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Ahmet Türk'ün konağında, yani kendisine ait olan, burada tarihi olarak da bilinen bir konakta akşam yemeği yemesini bekliyoruz. Ardından hemen sonraki gün Şırnak'ta yine bir esnaf ziyaretiyle güne başlayacağız. 25 Ekim Cuma günü Şırnak esnaf ziyaretiyle başlayacağız. Şırnak İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceğiz. 31 Mart'ta AKP'nin kazandığı bir belediyeydi Şırnak İl Belediyesi. Burada bir ziyaret planlanmıyor, ancak Roboski ailelerini 25 Ekim Cuma günü öğleden sonra ziyaret edecek. Sınır karakollarına gitmesini de bekliyoruz. Cuma gününü
Hakkari'de tamamlayacak. Akşam Hakkari'de muhtarlarla bir araya gelecek Özgür Özel. Cumartesi günü 26 Ekim'e yine Hakkari'de bir esnaf gezisiyle başlayacak. Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Pazar günü ise Van'a ayırıyor programını. Pazar günü sabah saatlerinde Abdullah Zeydan'la bir araya gelecekler. Van Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Van'da yine CHP'nin il başkanlığını ziyaret edecek. STK'larla Van'da bir araya gelecek tekrar. Orada da önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Pazar günü öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edip İstanbul'da da bir miting yapacak. Güneydoğu turunu pazar öğle saatlerinde tamamlayacak Özgür Özel.